Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internet şifresi değişimi hakkında bilgi vereceğim. İnternet şifresini değiştirmek ağ güvenliğiniz açısından çok önemlidir. Çünkü kötü niyetli kişiler ağınıza girebilir, kişisel bilgilerinizi çalabilir veyahut da devletin yasaklı olan uygulamalarına girerek sizlerin zarara uğramanızı, hukuki boyutta sıkıntıya girmenize sebep olabilir. En iyi ihtimalle birçok cihazla internetinize bağlanarak sizin internetinizin yavaşlamasına sebep olabilir. İnternet şifresini cep telefonundan, tabletten ve bilgisayardan değiştirebilirsiniz. Ben size tablet ile ve cep telefonundan değiştirmesini göstereceğim. Bilgisayardaki de aynıdır. İki tane uygulama var değiştirme ile ilgili iki yöntem. Ben sizlere bunları göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni atarsanız bizleri şimdi öncelikle arama motoruna 192.168.1.1 yazıp ara tuş butonuna bastığımız zaman bizi modemin arayüzüne atar. Bu modeme giriş şifremizdir. Burada genellikle şifremiz şöyle yapalım. Genellikle kullanıcı adımız standart olarak admin'dir. Küçük harfle. Şifremiz Türk Telekom, TTNET, 1234, Super Online olarak değişebilir. Bizim şifremiz admin. Admin yapıp oturum aç dediğimiz zaman o bizi şifremizin modeme giriş şifremizin güvenli olmadığını değiştirmemizi öneriyor. Biz burayı geç diyoruz, bir daha uyarıyor. Bir daha geç dediğimiz zaman bizi modemin arayüzüne atıyor. Burada kablosuz ayarları, kablosuz ağ güvenliği dediğimiz zaman bize burada kablosuz ağ güvenliği dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kablosuz şifresi. Kablosuz şifresi kısmına şu kısma dokunup buradan istediğiniz şifreyi yazabilirsiniz. 8 karakter büyük ve küçük harf olacak. Ben aynı şifreyi yazıyorum. Örnek siz de o istediğiniz şifreyi yazabilirsiniz. Kaydet veyahut da uygula dediğimiz zaman şifremiz değişmiş olacak. Şifremiz değiştiği zaman biz modemin fişini çekip tekrardan taktığımız zaman bu değişiklikleri kaydedecek. İkinci yöntem ise şurada Türk Telekom'a giriyoruz. Burada işlemler kısmına dokunuyoruz. Modem yönetimi diyoruz. Pardon, yanlışlık oldu. Modem yönetimi. Kablosuz modem şifre değişimi. Buraya kullanıcı adı, ağ adını yazıyoruz. Biz kendimiz de oluşturabiliriz ağ adını. Buraya şifremizi, örnek veriyorum 1-2-3-4-5-6-7-L. Yine aşağıya da 1-2-3-4-5-6-7-L değiştir dediğimiz zaman İnternetimizin şifresi değişmiş olacak. Bu iş bu kadar basit. Lütfen bu işi önemseyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.